Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Aksigorta hisse senedi ve yanında Simpaş GYO hisse senedini kısa bir değerlendirmede bulunacağız. Aksigorta hissesini seçme nedenimiz, klasik olarak sürekli paylaşmaya çalıştığımız Fincan Kulp, Çanak Kulp hisselerine, yani formasyonlarına örnek bir hisse görüntüsü olduğu için bu hisseyi paylaşmak istedim. Teknik açıdan oldukça güzel bir görüntüye sahip olduğunu hepimiz görüyoruz. Bugün itibariyle yaptığı kapanışla da 5.66 seviyesinde boyun hattı olarak ifade edebileceğimiz çanak hattı direnç çizgimizi güçlü bir şekilde kırmış bulunuyor hisse. 5.66 kapanışını yaparken hisse fiyatlaması ayrıyeten de hacimsel olarak büyük bir güçlü hacimli bir kapanış yaptı. 183 milyonluk bir hacimli kapanış. Normal şartlarda 20 milyon özür diliyorum. 20 günlük ortalaması 81 milyonlarda olan işlem hacminin bugün iki katından fazla, üzerine bir 100 milyonluk hacim koyması hisse için oldukça olumlu olduğunu düşünüyorum. Gün içerisinde zaman zaman 5.60 seviyelerini gidip tekrar geri gelse de kapanış itibariyle gücünü toparlayıp tekrar bu bölgenin üzerine 5.53'ün üzerinde güçlü bir kapanış yapmayı başarmış oldu. Teknik olarak hisse değerlendirmesini incelediğimizde arkadaşlar, görsel olarak klasik trend desteklerini korumaya devam ettiğini, güçlerini aynı şekilde özellikle EMA 13 bölgesini iyi savunduğunu görüyoruz teknik açıdan hisse fiyatlamasında. Hissenin EMA 3 ortalaması 5.49'da, 13 günlük ortalamamız 5.20'de, 21 günlük ortalamamız ise 5.04 seviyesinde bulunmakta. Bu ana trend çizgisi olarak takip edebileceğimiz yakın destekleri, günlükte 13 günlük üzerinde özellikle kaldığı sürece hisse trend gücünü korumaya, yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalışacağını düşünüyorum. Teknik açıdan arkadaşlar, bu bölgede oluşturmaya çalışmış olduğu direnç bölgesini şöyle hemen kısaca bir yani direnç bölgesi kırıldıktan sonra acaba nerelere doğru hareket ederi çalışacak olursak, teknik açıdan baktığımızda hisse fiyatlamasında hemen şu Fincan Kulp değerlemelerini bir çalıştıralım bakalım. İlk hedefimiz neresi olur? Gider miyiz, kalır mıyız? Şöyle kısaca bir değerlendirme için şöyle bir formasyonu çalıştırdığımız takdirde hemen bize hedefleri tıkır tıkır verecek ve biz de ne yapacağız? Bu hedeflerin gelip gelmeyeceğini kontrol edeceğiz. Yakın destek noktalarını tespit ederek hissenin trendine eşlik ediyor olacağız. Hemen arkadaşlar, çanak derinliğini ve kulp derinliğini bu şekilde elipsliğe işaretledikten sonra hedef bölgelerine gelip birer yatay ışın atarak teknik olarak hedeflerimizi belirliyoruz. Kulp hedefimiz 6.20 civarı ve üst bölgede de 7.50 civarında da kulp değeri karşımıza çıkıyor. Hisse fiyatlamasındaki bu direnç bölgeleri bu şekilde takip edilebilir arkadaşlar. Yine hisse fiyatlamasında aylık pivot değerinin üzerinde kalabilmesi önemliydi hissenin. Burayı aşağıya sarkıtmadan teknik açıdan güçlü bir değerleme yaptı ve üst bölgeye aylık R1 üzerinde kapanışla birlikte hisse fiyatlaması 5.45'ten sonra bir hızlanma yaşadı. Şimdi aylık R2 seviyesi ara direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak ve 5.80'de olduğunu görüyoruz. Üst bölgede de 6.35, 6.20 dirençleri karşımıza çıkacak teknik açıdan. Hissenin aslında arkadaşlar, tekniğine baktığımızda şöyle bir görüntüye de sahip olduğunu görüyoruz. Geçmişten gelen bir büyük çanağa katlama eğilimi gösterdiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Ki bu da hissede açıkçası şöyle bir hareket oluşturuyor. Yani buradaki şu çanağa yukarı doğru katlama formasyonu ile birlikte 3 aşağı 5 yukarı, bakın, aynı bölgeye denk geliyor. 7.39, 7.40 gibi bir şey gördüm. Şöyle, evet, birbirine çok yakın. 7.43, 7.50. Yani büyük formasyonun son hareket alanını küçük bir formasyonla tamamlama eğiliminde bir görüntü sergilediğini görebiliyoruz. Aksigorta hissesinin. Bu da hissedeki değerlemeyi üst bölgeye taşımak için oluşturulmuş güzel bir formasyon olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar.
Şimdi hemen sırasıyla demiştik ki SNGO hissesine bir değerlendirme yapalım. Şöyle hemen hızlıca bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar telefondan çektiğim için özür diliyorum. Bu noktada biraz beklettik. Arkadaşlar SNGO hissesinde daha fazla vakit harcamamak için hemen Tobo formasyonu üzerinde hareketler zaten belli. Teknik açıdan hisse fiyatlamasında şu an için kapanış itibariyle 3.59 gibi bir kapanış yaptığını görüyoruz. Hacimsel hareket alanının da normalde 89 milyonlarda olan hacimsel gücün son 4-5 gündür özellikle güçlü hacimler ürettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Geçtiğimiz hafta başından beri, yani bu hafta başından beri daha doğrusu 89 milyon üzerinde 100 milyonlara dayanan bir hacim gücüyle birlikte Tobo'nun direnç bölgesi olarak, Tobo boyun hattı olarak ifade ettiğimiz direnç alanını güçlü bir şekilde kırdı. 3.48, 3.45 bu civarların üzerine güçlü hacimli bir geçişle birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan potansiyelini üst bölgeye taşımak için gayret halinde. RSI eğer günlükte aşırı alım bölgesine ittirebilirse gayet güzel bir hareket alanı oluşturabilir. İlk etapta hissenin Tobo'nun sağ omzu kadar bir hareket alanına Tobo'nun sağ omuzu kadar derinliğinde yukarı doğru bir hareket edeceğini söyleyebiliriz. Ki bu da 4.02 gibi bir bize bölge oluşturuyor. 4.0 fiyatına doğru gidecek bir harekete şahit olmamız gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında hisse eğer bu yukarıya doğru gidişi devam ettirebilir. Zaten bu noktada bir dük olacak. Arkadaşlar 4.02'yi geçerse 4.10, 4.20 bölgesinde muhtemelen bir dük ile birlikte daha sonrasında formasyon hedefi olan 5.82'ye gidip gitmeyeceğini net bir şekilde izliyor olacağız. Formasyonu şöyle küçülttüğümüzde ekran grafiğini hareketin 5.82 ile kalmaması gerektiğini görüyoruz teknik açıdan. Baktığımızda 5.82, 6.06 gibi bir önceki zirve bölgelerindeki hareketler var. Bu noktaları da yukarıya taşıma ihtiyacı duyacaksa eğer hisse teknik açıdan ki duyacaktır. Burada bizim esas büyük ana hareket alanımız, yani hareketin sınırlanacağı yer, zirve bölgemiz, ikili tepe direncimiz 6.94 olacak ve burada büyük çanağı tamamlamış olacağız. En kritik bölge 6.94 seviyelere geldiğinde bu bölgede bu çanağı kırabilecek mi, yoksa tekrardan bir aşağı geri salınım ile bir kulp formasyonu oluşturup biraz dinlenip öyle mi yukarı yönlü hareketini devam ettirecek? Onu izliyor olacağız. Tabii bunları yaparken adım adım hareket etmek gerektiğini hatırlattıktan sonra ilk etapta kritik bölge olan 4.02 ve üzerinde kapanışlar gelmesi gerektiğini hatırlatalım. Bu bölge oldukça önemli olacaktır. Evet arkadaşlar, bu iki hisse için değerlendirmemiz bu şekilde. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kanalımıza üye olarak bize destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyoruz.